Herkese tekrar merhaba. Beauty in Isolation'dan yeni bir haftaya hoş geldiniz. Girişi tekrar hızlıca yapıyorum. Zaten çok fazla izleyen kişi yoktu az evvel. Bugünkü konuğumuz Esmera Yıldırım. Türkiye'de ifade dendiğinde, kaş dendiğinde akla gelen en herhalde başarılı isimlerden biri. Benim de yıllarca çok fazla çalıştığım, çok fazla beraber Vogue için güzel işler yaptığım birisi. Bir kere de kendisine gitme şansım olmuştu. Çok çok iyi bir deneyimdi. Gerçekten ben çok kaş sonluğu konusunda zor bir insanım. Görebilirsiniz, hiçbir şey yapmıyorum. Kendisi gerçekten çok özel bir insan. Ve bize bugün vakit ayırdı. Çok da yoğun bir insan çünkü. O yüzden çok heyecanlıyım. Çok şu anda şey yapmadan, lafı uzatmadan hemen kendisini yayına alıyorum. Çok hızlı bir giriş yaptım yine. Selam, ne haber? İyiyim, sağ ol, sen? İyiyim, nasıl gidiyor? Güzel, senin? Benim bir de bağlanamadık, güzel bir bağlantı sorunu yaşadık evet, ama. Evet. Ben az evvel yayına girdim, böyle şey oluyor. Yayına ilk girdiğimde böyle kimse gelmiyor ama böyle IGTV'ye koyduğum için hemen toplanmıyor insanlar. Böyle kendi kendime konuşuyorum, konuştum konuştum, bir süre seni övdüm. Sonra dur ben bir kapıyı arayayım tekrar dedi. Ama bir aradayız. Nasıl gidiyor her şey? Bize vakit ayırdığın için tekrar teşekkür ediyorum. Ne demek, önemli değil bebişim. Bugün yoğun bir gündü. Biraz dışarıda da işlerim vardı. Koştur koştur geldim. Salonda işlerim vardı. Biraz da pandemiden dolayı çok böyle yoğun çalışmıyoruz. Randevuyla çalışıyoruz. Böyle her Tabii. şey kısıtlıydı bugün. Olsun, yine de burada olduğun için teşekkür ederim. Ayrıca seni görmek de çok güzel. Ben direkt sorularımla başlıyorum. Senin için de uygunsa. Çok vaktini de almak Tamam, olur. istemiyorum. Yorgun olduğunu da Olur. biliyorum. Şimdi sen ifade uzmanısın ya da ifade danışmanısın diyelim. Bir ifade Evet. danışmanı ne yapar Esmeral? Çünkü yani bu bir hani kaş almaktan veya kaş şekillendirmekten başka bir şey bu. Evet, yani ifade danışmanlığı aslında çok eskiden böyle bir terim yoktu zaten. Biliyorsun hani herkes evine yakın bir yere gidip kaşını şekillendiriyordu veya toparlatıyordu. Benim o ilk yaptığım dönemlerde tabii çok dikkat çekmeye başlayınca ne yapıyorsun dediler. Yani ne yapıyorsun da bu kadar dikkat çekiyor? Ve ben dedim ki benim yaptığım iş çok önemli ve yüzünüzdeki kasları, mimikleri kullanıyorsunuz ama bunu gösteren en önemli faktör benim için kaş. O yüzden bir ifade ve imaj olayına girdik. Yani ifade ederken kendinizi farklı bir şekilde ifade edebilirsiniz. Belki hareketlerinizle veya konuşma tarzınızla ifade edebilirsiniz ama yüzdeki mimiklerinizi kullanarak kendinizi ifade etmek istiyorsanız, kendinizi daha iyi hatlarınızı kullanmak istiyorsanız kaş şekliniz çok önemli. Bundan yola çıkarak ben ifade terimini kullandım genelde. O Peki yüzden tabii ki genelde şeyi görüyor musun Esmera? Yani aslında mesela karakterine hiç uymayan bir ifade veren kaş durumunu görüyor musun? O, bu sık tabii olan bir şey mi? tabii ki yani kaşlarınız sizi sert gösterebilir bazen. Yani sert olmayabilirsiniz mizacı olarak ama kaşlarınızın şekilinden dolayı belki çatık bir kaş kullanıyorsunuzdur. O yüzden genelde görsel olarak daha sert veya sizi çok sert buluyorlardır. Tabii ki böyle şeylerle Evet. karşılaşıyoruz. Anladım. Peki sence yani çünkü ben seninle daha önce de röportaj yaptım, ben sana da geldim vesaire. Sence hani senin bu alanda bu kadar hani başarılı olmanın arkasında ne var? Çünkü Türkiye'de hani bir sürü hani kaş uzmanı var ama sen bir şekilde özel bir yer edindin kendine gibi geliyor bana bu sektörde. Nasıl oldu sence bu? Şimdi ben kaş alıyorum, makyaj da yapıyorum, cilt bakımı da yapıyorum. Tek bunlar benim komple baktığımda aslında uzmanlık alanım. Ama ben sadece kaşa yöneldim. Kaşa odaklandım ve benim için kaş daha önemliydi. Yani bir bölge seçtim ve orayla ilgili yapmam gereken, orayla ilgili orayı öne çıkarmam veya oranın aslında bizim için ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalıştım ve tek bir yönde sadece ilerlediğim için ve o bölgeyi çok ciddiye aldığım için olmuş olabilir. Tabii ki beğenenler arkadaşı geldi, diğerinin tanıdığı geldi. Evet. İnsanlar mutlu oldukça ve gerçekten benim anlatmak istediğimi anladıkları zaman böyle bir kitle oluşmaya başladı. Ya bunun içinde kalıcı makyaj da vardı tabii ki.
Hani birçok kişi kalıcı makyajı tercih ediyor. Hı. Ama ben daha çok doğallığa yöneldim biraz da. Yani kaşın çıkabileceğine inandım ve bunu hep Evet. savundum. O Hı. yüzden ben daha çok inandım bazen kişilerden ve sadece zaman istedim. Zamanla da Evet. doğal kaşa dönüşüm diye bir şeye başladı. Tabii ki kalıcı Hı. makyajı öneriyorum eğer ihtiyaç varsa. Hı. Ama benim arkasında durduğum şey doğal kaşa yönelik bir şeylerdi. Doğal kaşın çıkmasıydı ve kişinin kendi kıl yapısını kullanarak yüz Hı şeklini hı. vermekti. Yani yaptığım işe inandığım için sanırım böyle bir kitle oluştu. Peki, şunu da merak ediyorum ben. Şimdi herkes birbirinin böyle bir aynı olma durumu var ya, özellikle kaş konusunda. Ama benim gördüğüm senin elinden çıkanlar, en azından sosyal medyadan gördüklerim, herkes unik, herkes kendine has kalabiliyor. Sen bu kadar herkesin aynı olduğu bir devirde nasıl bu kişiselleştirmeyi sağlıyorsun? Yani o iletişimi nasıl kuruyorsun danışanlarınla? Yani şöyle, şimdi kaş şekli zaten hani bizim yüz şekillerimiz belli. Hı. Hani oval yüzü çok beğeniriz. Ama bunun yanı sıra yuvarlak yüz, kare yüz, elmas yüz dediğimiz yüz şekilleri de var. Hı. Kişinin tabii ki tarzına, biraz da mimiklerine, hatta kas yapısına falan önem vermek lazım. Hı. Yani elimizde çok bir çeşit yok. Hani bir dört şeklimiz olabilir. Ama bunu tabii ki kişinin gözün üstüne uygulamak önemli tabii ki. Herkese düz kaş yakışmayabilir, kavisli kaş yakışmayabilir. Bunun Hı ayrımını ve yüz anatomisini aslında çok iyi bilmek lazım. Nasıl bir botoks hı. uygulamasında uzmanlar, yani medikalciler kas yapısına özen gösteriyorsa, ben mesela bakışa ve yüz şekline özen gösteriyorum. Hı. O yüzden kişinin tarzı da önemli tabii ki. Yaptığı iş bile önemli. Hı. Etrafındaki imajı da önemli. Bunlara bir bütün olarak baktığınızda ortaya güzel şeyler çıkıyor. Dediğim gibi yani çok çeşit yok tabii ki. Yani düz şekil yapabilirsiniz, Evet. yuvarlak yapabilirsiniz ama mesela yuvarlak şekli genelde çok beğenmeyebiliriz ama hatları o kadar güzel taşır ki yuvarlak kaşı bile çok yumuşak bir şekilde taşıyabilirsiniz. O yüzden yüz anatomisini iyi bilmek gerekiyor. Peki genelde sen danışanlarına çalıştığında hani senin kafanda bir şey oluyor ve onu ikna, o konuda ikna ediyor musun, yoksa aranızda böyle bazen şeyler oluyor mu, hani kararsızlıklar, nasıl ilerliyor süreç? İkna etmeye çalışıyorum çünkü şöyle son dönemlerde daha çok böyle bir kalıcı makyaj ve mikroblading olayı var biliyorsun. Hı. Ve genelde herkes kolaya kaçmak için mikroblading istiyor Evet, aslında. evet. Mikroblading yapıyorum, kalıcı işlemler de yapıyorum ama ben yine kaşı oturtmadan, kaşın şeklini vermeden o tip kalıcı işlemlere girmiyorum. Nedeni Aha. de yani bir kaşa şekil vermeden kalıcı hale getiremezsiniz. O Anladım. yüzden o şekli oturtmalısınız. Gerçekten eğer kaş çıkmıyorsa ve gerçekten ihtiyacı varsa bunlar çok güzel yardımcı işlemler. Ama kaşın belki bir tembelliği varsa veya yanlış alımdan dolayı çıkmıyorsa onun tekrar çıkması mümkün. O yüzden ben önce mümkün olabilecek şeyleri yapıp daha sonra bana yardımcı olabilecek şeyleri uyguluyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum bazen. İkna olmuyorsa evet yapacağım. Ama bana biraz zaman ver diyorum. O yüzden o zaman içerisinde kendimi göstermek için elimden geleni yapıyorum. Bazen evet çok şey oluyor. Vazgeçiyoruz kalıcı makyajdan. Ve bazen ben sayfama fotoğraflar koyuyorum. Hani oyunculara koyuyorum. Veya ekrandakilere koyuyorum. Çünkü bunların daha önceki hallerini genelde biliyoruz. Daha önceki kaş şeklini bildiğimiz için daha çok oyunculara koymayı tercih ediyorum. Ve onların çoğunu yani fotoğrafla gelenler şey diyor, hani bu kaştan istiyorum kalıcı makyaj ama ben sayfama hiçbir zaman kalıcı makyaj koymuyorum. Sayfama koyduğum çoğu kaş doğal yöntemlerle beslenilmiş ve zaman içerisinde oturmuş kaşlar. O yüzden her zaman doğallıktan yanayım. O şekilde ikna etmeye çalışıyorum onları. Biraz zamana ihtiyacımız var. Çünkü doğal işlemlerde zaman çok önemli. Kalıcı işlemler çok basit. Çizebiliyorsunuz ve Evet. Yarım saat içerisinde, bir saat içerisinde bir çizim yapıp nemlendiricisini sürüp gönderebiliyorsunuz. Ama oluşturmanız gereken bir temel varsa, oluşturmanız gereken bir şekil varsa zamana ihtiyacınız var. Zaman konusunda ikna etmeye çalışıyorum. Orada okeyleşirsek güzel sonuçlar çıkıyor. Peki nasıl bir zamandan söz ediyorsun? Ortalama tabii herkes için farklıdır bu diye tahmin ediyorum, ama nasıl bir zaman diyoruz?
Yani şöyle, kaş tembelleşmiş bir kaşsa, mesela bir yıl almamış veya 5 ay almayıp bana gelmişse, orada zaten bir tembelleşme var. Oradaki durumlarda biraz daha erken çağırıyorum tabii ki de. Ama kaştan kaşa değişebilir. Kaşın ihtiyacından ihtiyacına göre de değişebilir. Bana 2 hafta sonra da gelebilir, 3 hafta sonra da gelebilir. Yani onu kaşı görüp ona göre yorumluyorum. Mesela 1 ay sonra da gelebilecek kaş var ama 2 hafta sonra gelebilecek kaş var. Tamamen ihtiyacına göre değişiyor aslında. Ama kötü bir kaşsa ve tembelleşmişse veya yanlış alımdan dolayı veya bir ilaç kullanımından dolayı dökülmeler olmuşa, bir yılı da bulabilir, 3 ayı da bulabilir. Tamamen kişinin biraz da hormonal durumlarına da bağlı. Anladım. Ama değişebilir yani, 3 Ama ay, 6 ay, 1 yıl içerisinde değişebilir durumlar. peki senin bu kaşları gülleştirmek için kullandığın teknikler neler Esmeray? Biraz çünkü yani normal sadece bir cımbız değil senin tekniklerin. Onu biliyorum, bir kere geldiğimde de görmüşüm. Neler yapıyorsun? Nasıl gerçekten doğal kaşı çıkartabiliyorsun? Çünkü hepimizin istediği şey doğal kaşımızın güçlenmesi aslında. Günün sonu microblading yapanlar da bence onu istiyor ama kolay yola aslında başvuruyor dediğin gibi. Yani benim yıllardır kullandığım veya kendimce birçok şeyi deneyip deneyimlediğim malzemelerim de var, ürünlerim de var. Ev ödevi veriyorum mesela kendi ürünlerimi. Yani benim burada işlem yapmam tabii ki önemli. Bazı kaşları sadece şekillendirerek de kurtarabilirsiniz. Düzgün alımlarla da kaş kurtulabilir veya çıkabilir. Ama gerçekten ihtiyacı varsa ev ödevleri veriyorum ben. Yapması gereken, mesela 2 haftalık veya 3 haftalık süre içerisinde bana gelene kadar evde yapması gereken şeyler var. Onları mesela veriyorum. Ne gibi şeyler mesela Esmeray? Mesela rollerum var benim kendi. Şöyle gösterebilirim Aha, sana, kendi göster. markam Süper. altında. Bunlar 30 kullanımlık 5 milimlik iğneler oluyor ve ben bununla masaj yaptırıyorum kişiye. Orada dolaşım yapması gerekiyor çünkü. Ev ödevi olarak genelde bunu veriyorum kullanması için. Ve benim kendi markam için yarattığım jellerim ve serumlarım var. Onları veriyorum kullanması için. Ve ben burada biraz daha alta inecek, biraz daha epidermisin altına inebilecek ürünler kullanıyorum. Yani orada dolaşım sağlayacak. Bu da benim kendi markamda. Değişiyor tabii ki. Bazen serum, bazen jel, bazen vitamin de kullanabiliyorum. Şu an herkes zaten hani bir mezoterapi veya vitamin yaptırıyor biliyorsunuz. Ama tabii hani kimlerin ne kullandığını bilemiyorum içerik olarak. Ama yıllardır kendi kullandığım ve onaran, hücre yenileyen ürünlerim var. Onları kullanarak zayıflamış veya işte uyuyan veya tembel bir kaşı çıkartmak için işlemler yapıyorum. Peki bu ürünlerinde kaşların tekrar canlanmasını sağlayan veya dolaşım hızlandıran içerikler nedir? Hangi vitaminler, hangi içerikler kaş bölgesinde kullanmak için iyidir? Yani siz dışarıdan bir takviye alacaksanız, mesela E vitamini, eğer o bölgenizde bir kuruluk varsa orayı onarabilir. Ama hiçbir şeyi ben işlem yapmadan, mesela hiçbir işlem yapmadan sadece dışarıdan süreceğiniz şey ne kadar emilimi hızlanabilir, onunla ilgili çok bir şey söyleyemem veya ürün içerikleriyle ilgili dışarıdaki. Ama hani normal bildiğimiz susam yağları, bibereye yağları mesela, hani onlar belki bir dolaşım yapabilir. Ama mutlaka eğer orada bir sıkıntı varsa sadece sürmekle bir şey olmayacaktır. Yani oraya bir işlem yaptırmanız gerekiyor. Bir harekete geçirmeniz gerekiyor en azından. Veya senin dediğin gibi temiz cilde derma roller'la önce yapıp daha sonra üstüne sürmek de iyi bir fikir Tabii olabilir. tabii. Yani Peki. gözeneklerinizin açık olacağı bir şekilde temiz bir cilde roller'ı yapıp ondan sonra daha işlevli bir ürün kullanabilirsiniz. Benim ürünlerimi kullanabilirsiniz mesela. Kullanın, bakın ne güzel kaşları var. Peki bir şey diyeceğim. Ben kendimde hep şunu görüyorum. En fazla unuttuğum şey makyajımı silerken kaşlarımı silmek. Kaşlarımdaki sürdüğü yaptığım makyajı silmek. Bu aslında kaşlar için zararlı bayağı değil mi Esmeray? Kaştaki makyajı temizlememek. Evet. Yani ben genelde eğer bakıma alıyorsam kişiyi, mesela doğal yöntemle kaş çıkarma işlemine girdiğimiz zaman far ve kalemi bir süre yasaklıyorum. Tabii ki özel günlerde kullanabilirsiniz. Buna
yani müdahale edemem. Ama normalde ben işlemi aldıysam ve belli bir süre bunu çıkartmak için uğraşıyorsam o dönemde kalem veya far kullanmamanız gerekiyor. Normalde de çünkü yani o gözenekleri çok kapatmamak gerekiyor veya Anladım. toplantınız var tabii ki onu da anlıyorum. Mesela far sürdünüz, kalem sürdünüz, gittiniz ama mümkün olduğunca o bölgeyi açık bırakmanız her zaman iyidir. Sizin bir parçası. Etseydin şu an. Evet. Şu an böyle çirkin olmazdım Valeri. Yani çok daha iyi birkaçta Yok, gezebilirdik. geleceğim ama bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ne kadar süre ihtiyacım var benim? Bak ve söyle doktor. Doktor, ne kadar süre ihtiyacım var? Şimdi çok görselden bir şey diyemiyorum. Dokunmam lazım. Ama Tamam, okey. sıkıntı değil Gelince söz yani. geleceğim. Değil mi? Hiçbir şey Beklerim her yapmıyorum zaman. Esra. Bu benim aşırı aşırı İşte bir aşırı şeyler doğal halim, yapmak biliyorsun. gerekiyor. Tamam, Bir söz şeyler geleceğim. yapmak gerekiyor. Peki şunu merak ediyorum, hani olay şeye geldi, microblading noktasına geldi. Kaşlar, hani doğal kaş yeterli olmuyor. O noktada laminasyon mu, microblade mi? Nasıl karar veriyorsun? Yani orada nasıl şey yapıyorsun onu? Kime hangisi daha okey? Yani laminasyon tabii ki onun da çeşitleri var aslında. Hı Mesela hı hı. keratinli olanlar var, bakımlı olanlar var. Sadece şöyle bir şey, eğer bir şeye ihtiyacınız varsa o Hı. uygulamayı yaparsanız gerçekten sonuçlar iyi olabilir. Mesela bir kaş laminasyonuna ihtiyacınız yoksa sadece görsel olarak onu kullanmak istiyorsanız aslında çok iyi bir şey değil. Değil, okay. Çünkü hani genelde belki kaşınız sert olabilir, aşağı doğru inikliği vardır. Yani bir amaç uğruna bir şey yaptırabiliyorsanız evet, sonuçlar başarılı Anladım. olabilir. Ama hiç ihtiyacınız yokken gidip normal bir kaşın laminasyon yapıyorsanız mutlaka dökülmeler de olabilir. Hı. Kullanılan malzeme de önemli tabii ki. Hı. Birçok malzemesi var, birçok markası var bunun. Ben her zaman iyi bir markayı tercih etmenizi isterim. Hı. İhtiyaca göre yapacağınız her şeyin sonuçları iyi olacaktır. Peki sana senin gördüğün en fazla yapılan kaşla ilgili en fazla yapılan yanlış veya yanlışlar nedir? Yani sana, çünkü eminim hani böyle hani kötü durumda, hani ya da başkası tarafından yani kötü duruma sokulmuş ya, kendi evde denemiş olmamış kaşlar geliyordur. En sık karşılaştığın hata nedir senin? Düzenli kaş aldırmamak mesela. Kaşı boyamak. Aylarca uzatmak aslında şeydir. Aylarca uzatmak da kaşı tembelleştirir. Anladım. Yani kişiler onu şey zannediyor. Hani ben 3 aydır uzatıyorum işte hani biraz daha doğal olsun da öyle geleyim Hı. düşüncesiyle geliyor ama o aslında iyi bir şey değil. Düzenli kaş Evet. alımı her zaman kaşın biraz daha toparlanmasını sağlar. Kaşı boyamak, Hı. far sürmek veya yaptığınız makyajda gözeni kapatmak fondötenle. Bunlar tabii Hı. ki veya sürekli kaşınızı almak da kaşa zarar verebilir, batık Yani olabilir. küsmek denen şey, o sürekli kaş almaktan olan şey mi Esmeray? Küsmek şöyle olabilir. Yani çok aşırı uzatırsanız da yani onun şeyini iyi tutturmanız gerekiyor. Hı Çok hı. mesela bir yıldır kaşınızı almıyorsanız da küsebilir. Ama Anladım. 2-3 günde bir kaşınızı alıyorsunuz da alıyorsanız da küsebilir. Anladım. O yüzden hani bir uzmana danışıp ve kendinizi daha rahat, iyi hissedebileceğiniz veya aldığında gerçekten mutlu olduğunuzu hissettiğiniz kişilere düzenli kaşınızı aldırın derim ben. Anladım. Uzatmak Kaşları da unutmayın veya yani. evet o benim mıntıkam çok önemli. Benim mıntıkam çok önemli. O yüzden %100. oraya bakmak lazım. Dediğim gibi 2-3 günde bir de kaş almak iyi bir şey değil tabii ki de. Evet, kesinlikle katılıyorum. O zaman da küsebiliyor. Peki senin, son olarak şunu sormak istiyorum. Senin kendi kaş ya da kendi ifade yolculuğun nasıl oldu? Sen yıllar içinde kendinde neler denedin, neler yaptın? Hiç hata yaptığın oldu mu? Esmeray hata yapar mı? Merak ediyorum. Yapabilir tabii ki. Bir gün çalıştığım bir yerde benim yani çalıştığım bölümün arkasında yıkama seti vardı. Ve genelde işi olmayanlar orada mesela hani bekliyorlardı. Bir bekleme bölümü gibi veya kendilerini orada rahat hissediyorlardı. Ve bayanın kaşını alıyordum. Birden sinirlendi ve böyle tepki gösterdi.
Tabii ki arkadakiler de hani ben sonuçta bu işte çok uzmanım şeyim falan böyle fırçayınca onların rengi gitmişti. Ve ben sonra dönüp demiştim ki yani ben de fırçalanabilirim, ben de yanlış yapabilirim yani veya Evet. o benim yanlış yaptığımı düşünebilir. Çünkü ben kaşe alırken ilk başta inceltiyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani ilk Evet. geldiniz evet biraz incelebilir. Benden 2-3 alış bir şey beklemeyin. Ama birkaç alış sonra biraz daha iyi olacak. Ama bazı şeyleri yapmam için beni kendi halime bırakın. İnceltiyorsam müdahale etmeyin gibi bir şeylerdi. Tabii ki yapabilirim. Yapmışımdır da. Ama yaptığım her şeyi sonuna kadar arkasındayım. İnceltiyorsam da, 3 hafta sonra gel diyorsam da veya o kişiyi ikna etmeye çalışıyorsam aslında biraz kendime zaman istiyorum gibi bir şey. Ya herkesle ayrı bir şey olarak ilgileniyorsun yani. Onun farkındayım. Herkes senin için ayrı bir hikaye aslında. Her kaş gibi bir durum. Evet, yani birçok kaşın kendine ait birçok hikayesi vardır. Senin de mutlaka kaşınla ilgili hikayen vardır. Ben bunları duyuyorum tabii ki birçok şekilde. Mesela birisi diyor ki toplantıya gittim, herkesin bana baktığını çok anlamıyorum ama sonra ben yani lavaboya gittiğimde bir kaşımı boyayıp bir kaşımı boyamadığımı fark ettim ve yıkıldım yani. Hani kaşımdan dolayı herkesin bana o şekilde bakması beni çok rahatsız etmişti Evet. gibi. Yani boyamasa kendini kötü hissedecek, boyasa rezil olduğu gibi gibi veya bundan daha derin hikayeler var kaşlarla ilgili. O yüzden kaşımıza bakalım efendim, özen Evet. gösterelim. Bir sürü Kaşın. uzmanlar var bu konuyla ilgili. Artık gerçekten herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor bu sektörle ilgili. Ve çok uzaklardan kalkıp birilerine isme gidebiliyorlar, vakit ayırıyorlar bu iş için. Bence güzel bir şey, sektöre yönelik de güzel bir şey aslında. Evet. Ya son birkaç yılda da zaten hani doğal kaşların popüler olmasıyla vesaire hani kaş segmenti de yani böyle bir herhalde 7-8 senedir makyajda kendine bayağı ciddi bir yer edindi yani ve Evet. gerçekten artık kaş hatta bilmiyorum ben hiçbir makyaj yapmadığımda Esma sadece kaşlarımı dolduruyorum mesela. Benim için yüzümün Evet. en önemli kısmı gibi geliyor bana. Evet ya bakışları tabii ki öne çıkarmak için kaşlarımız çok önemli. Mesela sen renkli bir göze sahipsin. Ama kaşını biraz daha belirgin yapsan ve kaşını yüz şekline göre veya göz şekline göre alsan gözlerin biraz daha patlayacak. Belki renk olarak biraz daha öne çıkacak. O yüzden bazı bölgeleri öne çıkarmak gerekiyor. Senin göz rengin çok güzel. Bence gözlerini patlatman gerekiyor. Kaşa gelmen gerekiyor. Veya Geleceğim, kaşlarının önünde geleceğim. olma, kaşlarının öne çıkması gerekiyor. Yani başka birinde de başka bir Evet, şey örnek tabii. verebilirim. Kaş tabii ki yüz şekli ve makyajda da çok önemli. Ben bir makyaja baktığımda ben de makyaj yapıyorum. Mesela Evet. kaşı en sona bırakıyorum. Hani göz makyajını yapıyorum, farını yapıyorum, fondötenini, allığını birçok işlemi yaptıktan sonra en son kaşı bırakıyorum. Kaşı tarayıp şekillendirdikten sonra makyaj da değişiyor. Çünkü hani genelde hep böyle şeye Tam makyajlı tersidir göze normalde. bakarız ya. Bir de önce normalde kaş yapılır benim deneyimlerimde ilk önce o yapılır. Sen en sona Evet, bırakıyorsun. Değişik. tekneye göre değişiyor tabii ki. Kaştan da başlayan var. Yani o mesela fondötenden başlayanlar var. Ben en son mesela kaşa bırakıyorum. Ya Hem hani makyajın kaşla geri başlayan kalanıyla uyumlu arkadaşlarım da. olsun diye yani gibi Evet. bir mantığın var. En güzel bölgeyi en sona saklıyorum. Harikasın Esma. Çok teşekkür ederim bugün yayına Rica katıldığın ederim. için. Ben Çok güzel teşekkür bilgiler ederim. verdin. Umarım en kısa zamanda da fiziksel olarak seninle görüşeceğiz ve bu kaşlara bir Görüşürüz. dokunacaksın. Görüşürüz. Çok çok sağ Bekliyorum. ol Esma'cığım. Öpüyorum. Çok kendine Ben iyi bak. de görüşürüz. Buradan bir de Görüşürüz. hiç okuyamadım ama Evet, ben de katılanlara okuyamadım. da Sen selamlar. çok uzun tutmak istemedin diye yayını. Ben de o soruları alamadım ama hani ayrıca bir şey sormak isterseniz bize Sorular yazarsınız. varsa bir bakabiliriz. Evet. Bir iki dakikayı da Bakıyorum. sorulara Evet. istersen. Tamam, bir bakayım ben. Kaşları kalınlaştırmanın yolu nedir? Esra Hanım YouTube videosu devamı gelecek mi? Evet. Biz pandemi döneminde bir video çekmiştik. Ve sonrasında işte tekrar salonlar açıldı. 3 ay salonumuz kapalıydı. Salonlar açıldıktan sonra biz tekrar böyle bir iş koşturmacasına girdiğimiz için bir şeyler çekemedik ama şimdi böyle daha değişik, daha güzel
şeyler yapacağız. Biraz da sürprizlerimiz de var. Onlar da çok güzel olacak. Onları paylaşacağım. Ben bir Bakalım güzel sorusu, şeyler ben bir soru olacak. sormak istiyorum sana. Yeni ürünlerin Tamam. çıkacak mı? Yeni ürünler olacak mı? Var mı Ürünlerin planlar? evet var. Ürünlerle ilgili bizim ambalajlarımız da değişecek. Yeni ürünler de bu dönemde biraz onlarla ilgili biraz eğitimler olacak. Zaten biz yeni bir yere taşınmıştık biliyorsun. Sen buraya Evet, gelmemiştin. evet. Burayla ilgili hep böyle bir akademi düşüncemiz vardı. Derslerle ilgili düşüncemiz vardı. Biraz şimdi onu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Tabii ki ben şu an müşterileri tek tek alıyorum ve ben kendim şu an servis veriyorum. Onlarla ilgili böyle eğitimlerimiz, ben biraz daha böyle geri çekilebilirim, eğitimlere yönelebilirim. Biraz daha ürünleri öne çıkarabiliriz. Türkiye'nin veya çok farklı yerlere uzansın diye ürünlerimiz. Bunlarla ilgili şimdi yavaş yavaş böyle çalışmalarımız olacak inşallah. Bunlarla ilgili yeni yeni, bak bunu da şimdi söylüyorum. Güzel, Vallahi böyle güzel bekliyoruz. şeylerimiz var. Evet, Heyecanla inşallah. bekliyoruz. Peki bir soru daha İnşallah. var bak ilginç. Erkekler kaş aldırabilir mi diye bir şey gelmiş. Sana erkekler geliyor mu? Onu merak Tabii ediyorum ki, ben. tabii ki, tabii ki. Yani kaşın bayanı erkeği yok. Erkek müşterilerimiz de var. Hiçbir şeyin yok bence bu arada güzellikte artık. Evet, yani erkeklerde hatta bayağı böyle dikiş izi varsa, dökülmeler varsa birçok tedaviye yönelik çok erkek müşterimiz var. O yüzden hani bayanı erkeği yok. Bir de erkekler için aslında çok daha önemli kaş şekli. Çünkü hani bayanlar her şekilde kapatabiliyor onu. Fondötenle, farla veya kalemle kapatabiliyor ama erkeklerin kapatabileceği bir malzeme yok ve Evet. hatalar daha çok gözüküyor. O yüzden erkekler için kaş alımı aslında daha önemli. Bir de alınmamış şekilde görünmek onlar için çok önemli. O yüzden tabii ki Evet. servis veriyoruz ve çok da güzel duruyor bence. Hani erkek çok sevmiyor alınmış kaşı. Yani Biraz daha ihtiyaca doğallık. göre alınırsa, evet, doğallık erkeklerin aslında daha çok özen gösterdiği şey. Anladım. Zaten sen bu arada oyuncularla da çalışıyorsun. Onları rollere de Evet. hazırlıyorsun. Erkek oyuncularla da çalıştığını tahmin Evet. ediyorum. Tabii ki Sen böyle... oyuncular için çok daha önemli. Çünkü onlar mimiklerini daha çok kullanıyorlar. Tabii. O yüzden birçoğuyla çalışıyorum. Peki başka yanıtlamak istediğim bir soru var mı? Badem yağı ile ilgili bir soru gelmiş. Badem yağı nasıl etkisi Badem olur? yağı. Bilemiyorum. Badem yağının etkisi, yani o bölgeyi yumuşatabilir tabii ki. Ama çok böyle kan dolaşımı yapan bir içerikte bir şey değil badem yağı. Anladım. Peki kaş ağrıları nasıl geçer diye bir soru var. Kaş ağrısı. Kaş ağrısı, yani egzama olabilir. Egzamasından dolayı kaşıntı, ağrı veriyor olabilir. Yani bir iyi bir dermatoloğa gidebilir. Onun gerçek sebebinin ne olduğu, yani hormonal mi, kullandığı bir şeyden dolayı mı, stresten dolayı mı, onun gerçek nedenini bilip doğru bir ilaç kullanırsa Anladım. ağrıları veya kaşıntısı geçebilir. Yani genelde kaş altındaki ağrılar egzamadan dolayı olabilir. Veya yanlış yağlı bir ürün kullanmışsa orada minik bir sivilce olabilir. Yani akne yapmış olabilir. Öyle bir ağrı olabilir genelde. Anladım. Peki benim Başka? gördüğüm, bakayım başka sana. Genel olarak sana güzel övgüler görüyorum. Hay Soruları dur bakalım. bakayım. Seviliyorsun Esmeracığım, seviliyorsun. Ay çok sağ ol. Herkese selam buradan. Teşekkür ederim. Esmer Hanım'ın kaş vitamini mükemmel. Başka birine ihtiyaç yok. Masaj nasıl yapılır diye bir şey var. Ben bu arada dün sana hazırlanırken sorulara bir şey gördüm. Amerika'da bir kaş stüdyosunda kaş masajı diye bir şey yapıyorlarmış. Buradaki işte dolaşımı hızlandırmak için böyle 20 dakikalık falan bir masaj. Derya Hanımcığımı gördüm. Şu an tanıdık. Öpüyorum. Kaş masajı Evet, bu dediniz. yani işe yarayan bir şey mi? Etkili bir şey mi canlandırmak için kaş göz bölgesine Esmeray? Yani kaş bölgesi tabii ki mesela yüzümüzde birçok kas var biliyorsunuz taşıdığımız. Kaşımızın hizasından veya üst kısmında bulunan bir kas var mesela. Ben genelde çok düşük kaşlara genelde hep zaten şu avuç içi
bölgesiyle ilgili. Hep masaj öneriyorum şu şekilde. Bu bölgeye öneriyorum ve şu kaz ayağı dediğimiz bölgelere masaj öneriyorum. Bu da ev ödevi masajı gibi yapılıyor herhalde şöyle. Evet, yani şuradaki kasınızı bile çok hafif böyle yukarıya kaldırdığınızda saniyelik oradaki kasın hemen size cevap vereceğini görüyorsunuz yani. Hemen deneyelim. Hemen deniyoruz. Biliyorsun yüz kaslarıyla ilgili zaten çok masaj yapıldığında birçok böyle lifting olayını bile kendiniz yapabiliyorsunuz. O yüzden hani Evet. öyle bir yaratılışımız var ki kaslar, işte mimiklerimiz, nasıl diyet yapabiliyorsak, bazen vücudumuzu veya midemizi işte rahatlatmaya çalışıyorsak aslında yüzdeki bölgeleri de kaslarımızı harekete geçirerek veya masajlarla bir lifting yapabiliriz. Birçok kişi artık yani gerçekten kaslarına masajlar yaparak. Benim bu beşlik roller'ım mesela yüz kullanımı için de çok iyi. Bir de bunun mesela ikilisi var. İkilisinin iğnesi biraz daha ince olduğu için onunla mesela başınıza veya vücudunuza yapabiliyorsunuz. Oradaki amaç da birazcık dolaşımı sağlamak. Beşlikle yüzünüze yaptığınız mesela nemlendiriciniz var. Nemlendiriciden önce bunu yapıp kullanırsanız gözeneklerden dolayı yani nemlendirmek istediğiniz şeyi emilimini biraz daha hızlandıracaktır. Eğer lekelerle ilgili bir ürün kullanıyorsanız yine beşlik roller kanalları açtıktan sonra o kremin işlevini biraz daha hızlandıracaktır. Anladım. Peki aklıma bir şey geldi. Şimdi biz böyle böyle yapınca benim aklıma tabii botoks geldi. Şimdi sana gelen bir danışanın önce sana mı gelmeli aslında, botoksunu mu yaptırmalar, botoks yaptıran biri ise? Çünkü o da aslında bu ifade tamamen ifadeyi değiştiren, değiştirebilen, etkileyen bir Yani şey. ben bence önce kaş olmalı. Çünkü kaş oturduktan sonra belki kaşı düşük olabilir. Oraya mesela yapılacak botoks miligram olarak biraz daha fazla yüklenebilir. Ama daha oturmuş bir kaş da ihtiyaca göre yapılacağı için önce kaşınızı oturtup daha sonra yapabileceğiniz botoks çok Anladım. daha başarılı olacaktır. O yüzden önce kaş alımı sonra botoks. Evet, yani belki çok daha az bir miktar botoksla kurtarılabilir bir durum olabilir. Evet. Peki bakalım, başka senin cevaplamak istediğin soru var mı? Ben Görüyor bakayım şu an musun? soruları Eşler, görmedim. dostlar görüyor musun? At bakalım. Bakalım. Gülenler olmuş. Neden gülmüşler acaba? Diye bir Neler ara yazmış ya? komiklikler yapmışızdır. Demişsin de komik bir şeyi. Bu arada Bakalım ben bu gelen. yayını da kaydedeceğim. Önerilerini de paylaşacağım storylerden. O yüzden kaçıranlar da olursa merak etmesinler. Kalp gönderenlere ben de buradan el sallayanlara. Kaşları kalınlaştırmanın yolu nedir? Bunun cevabını kendimce verdim diye düşünüyorum. Evet. YouTube'dan devam edecek YouTube videolarımız. Yani yukarıya doğru. Cilt bakımına gelmek istiyoruz fakat yoğunluktan dolayı randevu alamıyoruz. Çok güzel bir cilt bakımımız var bizim. Evet, onunla ilgili biraz yoğunluk var. Bir de bu pandemiden dolayı randevuları birazcık çok rahat alamıyoruz. Radyo frekanslı bakımlarımız var. Gerçekten çok etkili bakımlar. Mesela makyajınızı yaptıracağınız zaman bir yarım saat öncesinde bu bakımı yaptırdığınızda mesela bir çekiminiz varsa veya herhangi bir düğüne gidecekseniz çok anında ve hızlı bir lifting işlemi istiyorsanız çok güzel bakımlarımız var. Sanırım ondan bahsediyor. Evet, ona biraz randevu Radyo sıkıntısı frekans bakımı. yaşıyoruz. Evet. Merak ettim. İstiyorum. Evet. Gelmiyorsun ki. Gelsen neler var? Geleceğim. İstanbul'a geldiğimde ilk işlerimden biri Esmera Yıldırım. Böyle. Okey, süper. Yayını izleyen herkese çok teşekkür Tamam. ederiz. Esmera'ya çok Ben teşekkür de. ederiz bu güzel bilgileri paylaştığı Görüşürüz. için. Öpüyorum. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça kal.